Ömrümüzün son demeydi. Ama bu arada vefa köşemizi unutmayalım. Kameraman arkadaşımız, bir numaralı kameraman arkadaşımız vefa köşemize yaklaşabilirse. Efendim, 12 Şubat, 18 Şubat arasındaki bir haftada musikimize doğanlar, kültür hayatımıza doğanlar. Önce 13 Şubat 1927 yılında Necdet Varol hocamız dünyaya gelmiş. Kanuni Necdet Varol. Fon müziğini kanundan dinleyebiliriz. Programımızda birkaç defa icra ettiğimizi zannediyorum. O güzel, hareketli, süzül güzel, süzül de gel şarkısı. Efendim şu anda İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı hocalarından zannediyorum. Geçmiş yıllarda Irak'ta Bağdat Konservatuarı'nda da profesör öğretim üyesi olarak bulunmuş. Bestekar, koro şefi, nazariyatçı. Kendilerine nice yıllar diliyoruz. 1927, 13 Şubat doğumlu hocamıza. Efendim, bir gün sonra ama çok daha eski yıllarda 14 Şubat 1904'te Ekrem Karadeniz dünyaya gelmiş. Ekrem Karadeniz, Türk musikisinin nazariye ve esasları diye mücessem bir kitabın, nazariyat kitabının yazarıdır. Kendisi Abdülkadir Töre denilen Abdülkadir Töre adlı, Gülşen'in Musiki Mektebi adlı musiki öğrenim tarihimizde, öğretim tarihimizde önemli bir yeri olan sivil bir okulun kurucusunun öğrencisi, ondan aldığı, tevarüs ettiği bir musiki nazariyatı anlayışı var. Bugünkü kullanılan musiki nazariyatından oldukça değişik yönleri bulunan ve bu eser İş Bankası Kültür Yayınları arasında yayınlanmıştı. Bestekarlığının yanı sıra Ekrem Karadeniz, sahaflarda yıllarca sahaflık yapmış, sahaflar şeyhi unvanını kazanmış bir musiki adamımızdı. 16 Şubat 1898'de Ömer Halim Bey Efendi, hem bey hem efendi sanına sahip bir musiki adamımız dünyaya gelmiş. Ve Şubat ayında bu hafta içerisinde tabii aramızdan ayrılanlar da var, musiki dünyamızdan kopanlar da var. 14 Şubat 1814'te Andon Düzyan adlı Ermeni asıllı bestecimiz terki dünya eylemiş. Efendim 15 Şubat 1969 tarihinde kadın bestekarlarımızdan Nevzat Akay ebediyete intikal etmiş. 16 Şubat 1933'te Şeyh Ethem Efendi, güzel bir hüzzam şarkısı da vardır Ethem Efendi'nin, "Bahar oldu beyim evde durulmaz" diye. O şarkının bestekarı Şeyh Ethem Efendi, tersaneli Ethem Efendi'ye de anılır. 16 Şubat 1933'te bu dünyadan göçmüş. Efendim, 16 Şubat 1934'te Kaptan Zade Ali Rıza Bey dünyaya gözlerini kapamış. Yine aynı gün ama 1961 yılında Hasan Ali Yücel, bir zamanların özellikle Milli Şef döneminin Milli Eğitim Bakanlıklarını yapmış. Aynı zamanda bir Türk musikisi bestekarı, o Suzi Nak Sen Bezimize Geldiğin Akşam Seher Olmaz adlı şarkının bestekarı. Ve efendim 17 Şubat 1940'ta da Ahmet Mükerrem Akıncı dünyaya gelmiş. Ahmet Mükerrem Akıncı, aziz yine bir Gülhal izleyicileri, Kanuni Mehmet Bey'in talebesi. Kanuni Mehmet Bey de Latif Ağa'nın talebesi. Ahmet Mükerrem Akıncı, bugün yaşayan ve bir meşk silsilesinin büyük bir temsilcisi olan, günümüzdeki en büyük temsilcisi olan ve bugün musiki müntesiplerinde yaşayan en kıdemli kişisi olan Cahit Gözkan'ın hocası, Udi Cahit Gözkan hocamızın böyle bir meşk silsilesi. Yani Ahmet Mükerrem Akıncı, Latif Ağa'dan aldığı, Kanuni Mehmet Bey'den aldığı bir müzik birikimini kendi oğlu Yekta Akıncı ile efendim Cahit Gözkan hocamıza devretmiş bir bestekarımız. Çok güzel bir hicazkar şarkısı vardır. Ne olur olsam bana birden vefakar ve hey zalim mürüvvetsiz cefakar diye bir şarkı ve bu hafta doğanlarla bu hafta ölenleri bu şekilde